Vallahi eziyetlerden dolayı ayrı kazanıyorsunuz. Kulum sen benim adıma üzüldün mü? Çok üzme beni ya Rabbi. Çok dışandın değil mi? Atıldın ya Rabbi. Şunlar oldu bunlar oldu. Tamam kulum. Seni cennete elimle koysam susar mısın? Susarım ya Rabbi. O zaman gir. Ve udu fi sebili ve katilu ve kutilu. Yerine göre vurulanlar, yerine göre de karşı devrenler. Bu ayet rizikolu bir ayet. Onun için ben şimdi kavga gürültü de var. Ben şöyle tercüme edeyim. Daha kibar, daha böyle lait, daha kolay. Siz ayetin kendisine bakın. Sureyi Âl-i İmrân'ın son sayfasının tepesindeki ayet. Allah yolunda devrilenler ve devirenler. Allah yolunda devirenler ve şehit olup devrilenler. Diyor ki Allah sıra bana geldi. Adıma sürüldün. Adıma eziyet gördün, dövüldün. Adıma bir yerleri bir yanlışı terk ettin. Adıma devirdin. Helal olsun yiğit Osmanlı, devirdin. Adıma da devrildin, şehit düştün. Evet Allah. Sıra geldi bana kulum. Ne yapacaksın bana ya Rabbi? Çok heyecanlanıyorum. Vallahi elim ayağım karıncalım. Niye diyeceksin bana sen? Allah devam ediyor. Leükeffirannanüm seyyiatim. Böyle benim adıma riziko, benim adıma fedakarlık, benim adıma samimi bir çalışma ortaya koyanların önce diyor Allah şöyle bir banyoya sokacağım. Pırıl pırıl yapacağım. Günahlarını örteceğim. Kimseye göstermeyeceğim. Örtbas edeceğim. İnsansınız. En iyi yapan adam en kötü bir şeye de bulaşabilir ya. Cepheden gelen adam kirlenebilir. Haçtan gelen adam kirlenebilir. Camiden çıktım. Abdestiyle duran adam bir yanlış yapabilir. Tesettürün en kraliçesini giyen adam hanımdan hiç ummadığın sürpriz bir hareket görebilirsin. İnsanız biz ya. Adem peygamber neyi eksikti cennetten çıkartıldı ya? Biz kaşıntılı bir topluluğuz ya. Kaşınıyoruz işte arkadaşlar. Oluyor. Allah diyor ki temel konularda beni memnun ettin sen. Bu alemin delikanlısı çıktı. Dinimin delikanlısı çıktı. Senin günahlarını örteceğim. Böyle üdhülennem yerleştireceğim. Bak ben girdireceğim diyor. Ben. Üdhülü girdiririm. Le üdhülenne olduğu zaman bak başta bir lam eki var. Orijinal değil bu. Kelimenin aslından değil. Bir de nun fazlalığı var. Nunu müşeddi lam tekit. Üdhülü kelimesini Allahu Teala bir presliyor ki üç dikiş. İki dikiş değil. Üç dikişle diyor ki ben Allah Celle Celaluhu. Benim adıma bu gayreti, bu fedakarlığı, bu samimiyeti yapan senin gibi güzellere Sure-i Âl-i İmrân'da söz veriyorum. Ellerimle cennete koyacağım. Geri kalan ayıplarınızı örteceğim. Kir ve pasaklığınızı yıkayacağım. Cennetimi alacağım. Tecri min tahtiha nâr. Süt ırmaklarına yüzdüreceğim. Bal ırmaklarına yüzdüreceğim. Tatlı şurup şarap ırmaklarına yüzdüreceğim. Sosyete bir tane artist veyahut da sanatçı çilek banyosu yapmış da anlatıyorlar. Süt banyosu yapıyormuş hanımefendi. Cildi için çok iyi geliyormuş. Süt banyosu, süt kuzusu. Senin bir küvet sütün var şıllık. Özür diliyorum. Sanatçı. Benim sütten ırmağım var. Ve enherum min lebenin diyor Allah. Allah doğru söylüyor. Arap kandırması değil. Fars oyalaması değil. Allah diyor ki sana delikanlıcı. Al sana sütten bir ırmak. Ne ineğe ihtiyacım var süt için, ne keçiye, ne süt toplama ünitelerine. Hayır! Vallahi billahi arkası kesilmeyen, debisi, rejimi, düzenli, hiçbir katkılması maddesi olmayan sütten ırmaklar kurban olsun sana diyorum. Allah kurban olsun. Abdest bozma sonunda yok. Hem iç hem yüz. O kadar. Böyle yüzeceksin. Vallahi yüzeceksin. Şarap. Böyle sallanma yok. La yusaddana ve la yunzifun. Baş ağrısı yok. Midem bulandı, bir işkembeci yok mu bu saatte? Kafayı çok çekmiş. Niye işkembeciler var? Şarapçılar için var, rakıcılar için var. Arada biz de hani oraları temizlemek için gittiğimiz olur. Ya biraz da Müslüman görün kardeşim. Hep böyle mi olacak? Ya alemi savaş mı kalkacak? Ben de işkembeciyim işte. Görürseniz de şaşırmayın. Adam çok çekmiş, bulanmış, sirkeli bir oğlu dayayacak, kendine gelecek. Allah bunu da gündem yapıyor sureyi vakada. Başın dönmeyecek, miden bulanmayacak,
Öyle bir şarap içireceğim sana. Uf, iliklerine kadar kendinden geçeceksin. Hem içeceğiz hem yüzeceğiz. Sularda. Yüzme dersine gerek yok çocuklar. İster kurbağalama, ister kelebekleme, ister yengeçleme yan yan. Yüzeceksiniz. Bir tavuk çiftliğinden pislik akıtılmayacak. Bir forseptiden basılmayacak. Bir kanaldan, bir denize yeni boşaltılmış bir yer. Nereden buldun burayı demeyeceksiniz. Benim hatıram bilmeyenler varsa bir daha söyleyeyim hızlı bir şekilde, saat dur. Bizim vali biraderle beraber bir Tekirdağ gezmeye gittik. Yüzeceğiz, ikimiz iyi matipliyiz. Genciz, delikanlıyız. Fakat namusluyuz. Onun bunun karısına kıza bakmayız. Ne bakarız ne baktırırız arkadaş. Bakmayacaksın, baktırmayacaksın, yüzeceksin ama. Öyle bir yerde bulamadık. Tekirdağ girişte bir minik piknik alanı var. Oradan aşağı iniyorsun, tekrar bir rampalanıyorsun. Orada çukurda incinin olmadığı bir yeri gördük. Allah dedik, Allah burayı bize saklamış. Hemen yarı yarıya soyunarak, tam da soyunamadan iyice berbat olduk, perişan olduk. Arkadaşlar o kadar yol gittik. Abi kardeş bir girdik. Çıktığımızda üzerimiz pul pul. Bağışlayın ama kırpınar güreşleri gibi yağlandık. Meğer üst tarafında salat yağ fabrikanın boşaltımhanesi varmış. Vallahi bak yemin ediyorum size ya. Yağlı güreşçi gibi oldum ya. Bir ayçiçek yağ fabrikasının, Gündoğdu yağ fabrikasının orada bir boşaltım yeri varmış denize. Allah'tan ki temiz yani yağ. Sadece yağlandık. Ne yağ basılacak, ne deniz kirleten böyle kalleş efendim tankerlerin boşaltımı var, ne böyle bir sanayi atıkları var. Yok ya, yok. Sertliği gayet güzel bir içme suyu. Hem yüzeceksin hem içeceksin. Borunuza kurulamaya bile gerek yok. Şezlonga uzanacaksın. Huurler geçecek böyle içine limonlu böyle kenara konmuş bir meyvesin. Yandan çekeceksin. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Kanlar yadırlarına gerek yok. Fuji'ye gerek yok. Takıl bana, beraber gideriz inşallah. Hılmanlar gelecek. Kabe gibi dolanacaklar. Yatuf aleyhim milden mukalledun. Şaka yapmıyorum. Etrafınıza fıldır fıldır dönelecekler diyor Allah ya. Sizi mutlu etmek için, sizi mutlu etmek için çılgınlar gibi etrafını dönecekler. Merkez alacaklar sizi. El pençe divan. Yani acayip bir sistem, acayip bir keyifli bir yer. Diyor ki Allah, biraz terleyin lütfen dünya. Biraz sorun yaşayacaksın. Ona da katlanacaksınız. Değdi diyeceksiniz. Size bir oh çektireceğim. Elhamdülillahillezî erzebânil hazen. Tüm üzüntüleri, tüm zorlukları, tüm sıkıntıları ve kaygıları hepsini gidereceğim diyor Allah. Hiç sorun bırakmayacağım size. Bu ayet önemli bir ayet. Arkadaşlar.